TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Oruç Reis Mahallesi'nde hizmet veren döndü Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, onların taleplerinin karşılanması için anında ilgili birimlere talimatlarını iletti. Bir doktor başkan olarak Kayseri'de sağlık alanında yapılan hizmetleri inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Döndü Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç sağlık çalışanlarıyla sohbet ederken vatandaşların da taleplerini dinledi. Bunları daha güzel, daha iyi, daha geleceğe yönelik insanlar önce ihtiyaçlarını karşılayarak şurada bir eczane yapmazsan istediğin kadar yol aç. Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Oruç Reis Mahallesi'nde vatandaşlarımıza hizmet veren Döndü Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezimizi ziyaret ederek buradaki sağlık çalışanlarımızla sohbet ettik dedi. Vatandaşların talepleri karşısında ilgili birimlere anında talimat veren Başkan Büyükkılıç, "Tabii ki yaptığımız ziyaretlerde amacımız vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek ve çözümler üretmek. Burada da doktorlarımızın bizlere söylediği eczane ihtiyacını karşılamak üzere ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatlarımızı ilettik." diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, İldem bölgesinde kurulan İldem Pazarı'nı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla sohbet etti. Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, esnaf gezilerine İldem Pazar yeriyle devam etti. Ben de seni özledim Anayiş. Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri yerinde dinledi. Pazarda alışveriş yapan ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenen Büyükkılıç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Pazar yerinde ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara iyi alışverişler, esnafa da bereketli işler temennisinde bulundu. Vatandaşların ve esnafın talep ve önerilerini dinlediğini, pazarcı esnafıyla görüştüğünü ifade eden Büyükkılıç, vatandaşlara ve pazarcı esnafına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Vatandaşlarımızla alışveriş keyfini yaşadık, onları gördük, onlarla hem taleplerini dinledik, hem pazarcı esnafımızla görüşme fırsatını bulduk. Her zamanki bizlere göstermiş oldukları sıcak ilgiye ben teşekkür ediyorum. Tabii ki hava şartlarının getirdiği, pazar yeriyle ilgili bazı ufak tefek talepler var. Onlarla ilgili de o bahitçe konuşuyoruz. Üzerimize ne düşüyorsa ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Onu yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Burada pazar yerimizin tabii üzerinde güneş enerji santrali de var. Hem pazar kazanıyor hem belediye kazanıyor. Vatandaşlarımıza da böylece hizmete vesile oluyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Günümüz hayır olsun. Cenab-ı Allah helalinden esnaflarımıza bol rızık versin. Vatandaşlarımıza da sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin diyoruz efendim. Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, Erciyes'te bir sene öncekine göre ziyaretçi sayısının %40 arttığını görmekten keyif alıyoruz dedi. Sömestr'ın ilk günü gişelerden 45 bin kişinin geçtiği Erciyes Kayak Merkezi her geçen gün ziyaretçi sayısını yükseltirken Erciyes'in tanınırlığı da gerek Türkiye'de gerekse dünyada artıyor. Bu istikamette her fırsatta Erciyes Kayak Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, hafta sonu ziyaretinde kayak merkezinin yoğunluğuna ve heyecanına ortak oldu. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz de İstanbul'dan geldik. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, size de iyisiniz. Mehmet Bey. Spor kulübünden İbrahim Hoca. Memnun oldum. Nasılsınız? Hocam. Sağ olasınız, sağ olun. Ben Adana'dan geldim. Allah'ına kurban diyor yani. Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Oldu, hadi hayırlı günler, iyi tatlı, iyi eğlenceler. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki ziyareti esnasında konuşan Başkan Büyükkılıç, burada en güzel şekliyle huzurlu bir ortamda hizmet vermeye özen gösterdiklerini belirtti.
Maşallah pırıl pırıl cıvıl cıvıl doluyor taşıyor. Hem sömestr tatilinin bereketini hem kışın sezonun bereketini yaşıyoruz. İnşallah bir sene öncekine göre %40 burada ziyaretçi sayısının arttığını görmekten keyif alıyoruz. Memnun oluyoruz. Onlara en güzel şekliyle huzurlu bir ortamda hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Malum 19 tane mekanik tesisimiz var, 40 tane pistimiz var, 110 kilometreden fazla pist uzunluğumuz var. Ana yollarımız açık, şehrimize otoban gibi yollarıyla 20 kilometre uzaklıkta, 20 dakika. Böyle bir güzel ortam. Keyif almamak elde değil, çok güzel, pırıl pırıl. Belki bir miktar kuyruk oluyor ama onlar da bu işin doğası, cilvesi gereği rağbetin ve ilginin fazla olduğunu gösteriyor. Memnunuz. Memnun etmeye çalışıyoruz. Action dediğin şey burada işte. Gel burada heyecanı yaşa. Her türlü kayak çeşidini yaşa. Hakikaten Erciyes bir başka güzel. Burada bereketiyle, bembeyaz gelinliğiyle insanlara en güzel hizmet veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından SSK ve Bağkur emeklileri için verilen %42,5'luk zam oranı emeklileri memnun etmedi. Şimdi ise seyyanen zam gündemde. Emekliler seyyanen zam bekliyor. Kimileri umutları, kimileri ise emeklerin unutulduğunu söylüyor. Emekliler isyanda. Maaşlarına az verilen zam oranı onları derinden üzdü. Zam gelmez ki. Gelmez. Bu hükümet zamı vermez. 10 bin lira oldu şu an. En düşük. Ya 10 bin lira para mı? Anada sandık geldi. Herkesin Allah işini kolay getir. Ne yapacaksınız? Sandık bilecek ha. Başka yapacak bir şey yok. Oy verecek misiniz? Yok. Fikrimi değiştirdim. Şimdiye de çok oy verdim. Şimdi fikrimi değiştirdim. Verilecek mi belli yok. Adam oyunu kullanmaz. Niye kullanmaz? Protesto diyor ya. Oy kullanacak mısınız? Ya kullanacaksam ahsine vereceğim. %42,6 olarak açıklanan emekli zam oranı emeklileri isyan ettirdi. Duruma çok sert tepki gösteren emekliler geçinemediklerini söyledi. Şimdilerde ise seyyanen zam gündemde. Kimi emekliler seçimler öncesi zam iddialarından umutlu. Kimileri de umudunu tamamen kaybetmiş durumda. Nasıl yetiyor mu 10 bin lira? Ne yetecek abi? Çocuğumuz okuyor. Hele kirada olanları düşünüyor biz. Yani tek bizi düşünmüyoruz. Seyyanen zam deniyor. Olmalı mı seyyanen? İnşallah. İşçi emeklisinin bir karı yok, faydası yok diyorlar. Ülkeyi kalkındıran işçi fakat zam alan memur. Onun için de işçiye hiçbir şey vermezler. Umudunuz yok yani. Benim ümidim yok. Ya baktı bizim nabzımızı ölçtü fakat olmayınca mecbur şey yapacaklar yani. Siz de tepki gösterdiniz. Tabii. Tepki gösterdiniz mi? Tabii canım. Hiç de memnun değildik. Neden? Yetmiyor ki. 10 bin lira ne veriyorlar şimdi ki? Seyyanen zam olmaz mı? Tahmin etmiyor. Neden? Eğer seçimden evvel verirlerse verir, seçimden sonra zaten hiçbir şey kalmaz. Ben memnun değilim. Ben o kadar prim yatırdım. 7500 lira yaptı, taban dedi, şu dedi, bu dedi. Aynı yerinde sayıyor. Emeklinin nasıl oyunu alacak? Galiban emeklinin oy veriyor. Seçimden önce zam verirse oy verir misin? Seçimden önce verirse galibanların oyunu alır. Yoksa alamaz galiban. Siz oy verir misiniz? Vermem. Devletimize de hak vermek lazım. Onlara yardımcı olmak lazım, büyüklerimize. Seyyanen zam vermesin diye. Bence verse de olur, vermese de olur. İnanmıyorum ben. Gelmez mi? Gelmez. Neden? %5 diyor. %5. %5 ne edecek? He? Nereden gelecek mecbur ya? Konuşma Allah'ını söylesen. Gelmez mi? Gelmez, ben inanmıyorum. İki asgari ücretin üstündeydi. 2013'te emekli olduğumda yine bunlar iktidardaydı. Hak etmediysem niye verdiler? Şimdi bir asgari ücretin altına düştü. 13 tane küçük altın alıyordum. Şimdi 3 tane alabiliyorum. Soydu soğana çevirdiler. Zam gelecek diyorlar ise yani zam. Gelmesi lazım. İşçi emeklisi öldü zaten. Hiç kimse 5 kuruş alamıyor. Oldu mu bankaya, olduğunu bankaya, olduğunu bankaya. Memura veriyorsun da bana niye vermiyorsun ya? Memur ekmeği 3 liraya alıyor da ben 6 liraya mı alıyorum? Ben 3 liraya alıyorum da memur 6 liraya mı alıyor? Soruyorum size ya. Zam gelmesi lazım. Seyyanen zam gelmesi lazım. 8,5 memuruna veriyorsun. Avrupa'da çalışan bir emekli dünya turuna çıkıyor. Ben buradan Sarıkaya'ya gidemiyorum arkadaş. Dünya turunu boş ver. Senin şurada otobüse bindiğin bile göze batıyor. Emekli var ya emekli. Emekli aç, var. Emekle geçiniyorsa geçinemez. Köle. Başka bir şey değil yani. Emekli. Bu köle kim geçiniyor? Emekli. Ne hikayesi canım? Şurada bir dene sen mi doğru söylüyorsun? Aç. Gelme. Millet aç.
Gari duysun, duysun. Şimdi bu pahalılık çok çok. Pahalılık var ya çok çok. Milyar milyar harcıyor. Çok ya. Erciyes'e gelin de indirimi kayak yapın. Ayıp değil mi bu? Ne verdi bize emekliye? Acık, aç, aç. Utanın, utanın. İşte böyle olacak. Sıkılın. Böyle. Zam vermeli mi seyyanen zam vermeli? Sıkılın ya. Yeter ben. Konuşacağım ağır konuşurum, kötü konuşurum. Ne? Piyasalar yeni haftaya sakin başladı ancak piyasa uzmanları rakamların yükseleceğini düşünüyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu doların seçimden sonra 40 lirayı bulabileceğini söyledi. Sarraf Hüseyin Zıkkavun da çeyrek altının 4500 liraya ulaşabileceğini ifade etti. Piyasalar yeni haftaya sakin başladı. Rakamlar yine aynı seviyede. Ekonomist Ömer Uzunoğlu piyasaları değerlendirdi. Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz konusuna değinen Uzunoğlu, seçimler sonrası doların 40 lirayı bulabileceğini ifade etti. Para değeri olarak normal, aynı kriterlerde açtı. Fakat çok hareketli bir hafta olacak. Özellikle FED toplantı yapacak, açıklama yapacak faiz kararını. Avrupa Merkez Bankası yine kendi para kurulu kararını açıklayacak. Yine bizim Merkez Bankamız da para kurulu kararını açıklayacak. Çok büyük ihtimal 42,5'tan 45'e çıkartacağız faizleri. Benim önerim veya düşüncem artık faizleri çıkarma noktasında Merkez Bankası'nın bu iddiadan vazgeçip sıkılaştırma politikası uygulayabilmesi, ancak bugünkü konjonktürde özellikle 31 Mart'a kadar sıkılaştırmayı uygulayabilme şansı maalesef yok. Bunu net olarak görüyorum. Bir diğer sıkıntı da Sayın Merkez Bankası Başkanı hakkında çıkan söylenti. Belki asparagus habes, bunun hakkında bilgimiz yok. Ama bu ortaya atılan iddia doğru değil. Çok büyük ihtimal yapay bir şey. Ancak piyasalarda dengeyi bozar. Özellikle yabancı yatırımcının güven noktasındaki Türkiye'ye bakış açısı çok değişir. Ve büyük ihtimal bu netlik kazanana kadar da bu tedbirli durumu dışarıdaki yatırımcının devam eder. Şimdi bir önceki seçimden edindiğim tecrübeyle şunu ifade edebilirim ki çok rahatlıkla 31 Mart sonrası istemesek de belki birkaç hafta içerisinde 31 Mart sonrası %30 civarında bir artış, yani 40 liraya yakın bir rakamı çok rahatlıkla görebiliriz. Bu beni çok tedirgin ediyor. Bu beni değil, bütün piyasayı tedirgin ediyor. Kazancılar Çarşısı esnaflarından altın ve pırlanta uzmanı Hüseyin Zıkkabun da altın fiyatlarını yorumladı. Zıkkabun, çeyrek altının 4500 TL olacağını kaydetti. Bu vatandaşlar arasında bu bir hafta 10 günlük veya kısa süreli seyrinde devam etmesi, piyasanın sakin kalması, acaba bu tahminler yanlış mı, fiyatlar tepe taklak olur mu gibi düşüncelere kapılmasına sebep olmasın. Çünkü altın fiyatları özellikle hiçbir zaman gördüğü fiyattan çok çok aşağı geri gelmez. Maksimum böyle duraklama dönemi yaşatır kısa bir süre. Ondan sonra tekrar yükselecektir. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının kaldığı yerden yükselişe devam edeceğini bekliyoruz. Yılın ortalarına doğru çeyrek altının 4000-4500 lira bandını bulacağını daha önce tahminler o yönde olduğunu ifade etmiştik. Önümüzdeki aylarda altının, çeyrek altının 4000 liraları bulacağını, 6. 7. aya doğru da 4000 liraya geçeceğini yine aynı tahminlerde bulunuyoruz. Yani gene aynı şeyleri gösteriyoruz. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu düzenleyecekleri karne şenliği kapsamında çocuklara özel kukla, palyaço, Hacivat Karagöz, tiyatro, maskot, bando, canlı müzik yarışmaları gibi birçok etkinlik yapılacağını söyledi. Dağıtırken içinde ne var biliyor musunuz? Melikgazi Belediyesi karne şenliği düzenleyecek. Etkinlik dolu şenlikte çocukların hem eğleneceğini hem de sosyalleşeceğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak öğrencilerimiz için birçok kültür sanat etkinliği düzenliyoruz. Çünkü öğrencilerimizi çok seviyoruz. Tatil başladı, şimdi doyasıya eğlenme vakti. Yarı yıl tatilinde öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerin olduğu karne şenliğinde bir araya getiriyoruz. Yorucu bir dönemi geride bırakan öğrencilerimiz için güzel, dolu dolu bir karne şenliği düzenliyoruz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için. Çocuklar bir yandan oyun oynayıp dönemin yorgunluğunu atarken bir yandan da palyaço, sihirbaz, maskot, canlı müzik, çekilişler, yarışmalar gibi birçok etkinlikle unutulmaz anılar yaşayacak dedi.
Palancıoğlu, etkinliklerimiz 25 Ocak Perşembe Tınaztepe Sosyal Tesisinde, 26 Ocak Cuma Danışman Gazi'de ve 29 Ocak Pazartesi Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde 13.30'da 16 arasında düzenlenecek. 27-28 Ocak tarihlerinde ise Melik Gazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda saat 14'te Küçük Prens Tiyatro Oyunu sergilenecek. Eğlenmek isteyen tüm öğrencilerimizi şenliğimize bekliyoruz şeklinde konuştu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşüm projesinin sona yaklaşıldığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Koca Sinan Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'da Yunus Emre Mahallesi'nde son aşamaya gelen yeni parkın çalışmalarını kontrol etti. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini vurguladı. Başlayan inşaat çalışmaları artık nihayete erdi. Mülkiyet çözümlenmesi, vatandaş anlaşmaları, inşaatların yapılması ve sadece inşaatların yapılması değil, bu bölgede kentsel dönüşüm adına söz vermiş olduğumuz, içinde bulunduğumuz park ve arkadaki devam eden sosyal tesisle birlikte bütünüyle kentsel dönüşüm A'dan Z'ye tamamlanmış vaziyette. Ve en önemlisi, ilk günde hak sahipleri için vaat etmiş olduğumuz konutların hepsi teslim oldu, anahtarları verildi ve şu anda hepsi de sıcak yuvalarında yaşamaya başladılar. İyi günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki kentsel dönüşüm çalışmalarımız hiçbir şekilde hız kesmeden devam ediyor. Bu bölgedeki çalışmalarımızı bitirdik ama hemen komşu parsellerinde devam eden Yavuzlar bölgesinde, Yunus Emre bölgesinde, Gazi Osman olarak bilinen bu bölgede çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Talas Belediyesi'nin içindeki yapı stokunu yenileyerek daha güvenli ve modern yaşam alanları inşa etmek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm birinci etap çalışmalarında kura heyecanı yaşandı. Talas Belediyesi'nin başlattığı kentsel dönüşüm birinci etap çalışmalarında kura heyecanı yaşandı. Talas Belediyesi Meclis Salonu'ndaki programa Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, Harman Mahallesi Muhtarı Rafet Livana, belediye görevlileri ve 65 dairenin hak sahibi ile temsilcisi katıldı. Değerli vatandaşlarımız, 62 evler kentsel dönüşüm konutlarının bugün kura törenini yapacağız. Buraya kadar teşrif ettiniz, bizi mutlu ettiniz, hepiniz hoş geldiniz, günaydın. Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, Allah nasip ederse 10 Mart'ta anahtar teslim törenini düzenlemeyi planlıyoruz dedi. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın, bildiğimizi bozmasın, huzur ve mutluluk içerisinde keyifli günler geçirmeyi nasip etsin evlerimizde. İki bloktan oluşuyor sitemiz. Bir bloktaki bugün dairelerimizi, 65 adet dairemizi hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sağ olsunlar, 8. noterimiz burada. Vekili Başkatibimiz Necati Bey, değerli arkadaşımız buradalar. Onların önderliğinde ki onlar Kayseri'deki tüm kentsel dönüşümlerin kura çekimlerini organize eden ve hak sahiplerini evleriyle buluşturan sistemi kuran kura sistemi kuran arkadaşlarımız. Allah nasip ederse de Sayın Başkanımızın katılımıyla, Mustafa Yalçın Başkanımızın katılımıyla eğer bir aksiliğimiz olmazsa 10 Mart günü de anahtar teslim törenlerini düzenlemeyi planlıyoruz. Arada pandemi vardı. Allah beterinden, aynısından, daha azından kimsenin başına vermesin ama bir deprem felaketi de geçirdik. Rabbim mekanlara cennet eylesin, kalanlara metanet sabır versin. Zor bir süreçten geçtik ama Allah'ın izniyle de bu konutları tamamladık. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Tekrar söylüyorum, Rabbim ağız tadıyla oturmayı da nasip etsin. Konuşmanın ardından 8. noter başkatibi Necati Kalelioğlu nezaretinde hak sahipleri kuralarını çekerek dairelerini belirledi. Çocuklarıyla, eşleriyle ve büyükleriyle kura çekim törenine gelen vatandaşlar duydukları mutluluğu ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Bir otolastik dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Koca Sinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan otolastik dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollarla giren 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Koca Sinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak yollarla ülkeye giren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs bir binanın bodrum katında yakalandı. 9 şahıs gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde meydana geldi. Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada EC yönetimindeki 06BKK 843 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Lütfiye Bey'e çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Lütfiye Bey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de yaşayan Mehmet Soy Saraç 80 yaşında 70 yıllık kayak tutkusunu Erciyes'te sürdürüyor. Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te sezonun açılmasıyla birlikte kayak tutkunları pistlere akın ediyor. Kayseri'de yaşayan ve 70 yıldır kayak yapan 80 yaşındaki Mehmet Soy Saraç da kayak tutkusunu pistlerde canlı tutuyor. Henüz tesisler yokken uzun zaman önce kaymaya başladığını söyleyen Mehmet Soy Saraç, ailece torunlarına kadar kayak yaptıklarını söyledi. Ben Doktor Mehmet Soy Saraç, almost 80 years old. 80'e merdiven dayadım. Valla biz daha tesisler yokken çok yıllar önce burada kaymaya başladık. Daha çok sevdik Erciyes'imizi. Tüm kayak severleri, doğayı sevenleri buraya bekleriz. Kaçırılmayacak güzellikler var burada. 70 yıldır kayıyorum diyebilirim yani. Sporun tüm dalları güzel. Benim tüm sevdiklerime tavsiyem şu oluyor. Yaşam, kaliteli bir yaşamsa hayat bir anlam ifade ediyor. Spor mutlaka hayatın bir parçası olmalı. Kayak sporu da bunların herhalde en eliti. Kayak sporu yalnız yapılabilecek bir spor değil. Güzellikler paylaştıkça artar. Biz burada bir ekibiz. Bu iş yalnız yapılmaz. Kazası var, ufak da olsa mutlaka insanın yanında sevdiklerinin olması lazım. Hollanda'dan gelen Murat Sönmez ise yaklaşık 12 senedir Erciyes'e geldiklerini söyledi. Biz de yaklaşık bir 12 senedir geliriz. 14 Şubat'ta bir daha geleceğiz inşallah 10 günlüğüne. Özel işlerimi 2 günde bitirince bu da bize bir nimet. Hemen geldik kaymaya. Gençlere tavsiye ettiğim bol bol gelsinler kayağı öğrensinler. Çok zevkli. Yani hep futbola bakarız ya. Gelin bakın bir sürü kalabalıklar, eğlenceli. Yani kayak merkezi Türkiye'mizde böyle bir yer varken bütün milletimize tavsiye ederim. Antep fıstığının aşılanmamış hali olarak bilinen ve Sirt'te yoğun olarak yetişen menengiçin faydaları saymakla bitmiyor. Tohum içerisinde bulunan yağlar nedeniyle yaşlanmayı geciktirdiği ve hücreleri yenilediği bilinen menengiç birçok hastalığa da iyi geliyor. Menengiç tohumunun içerisinde B ve E vitamini bulunuyor. Bu vitaminler vücudun direncini artırıyor, birçok hastalığa şifa oluyor. Özellikle soğuk havalarda kavrularak ve kahve olarak tüketilen menengiç tohumu, sabun yapımında da kullanıldığı için egzama, mantar gibi cilt hastalığına da iyi geliyor. Bunu bilenlerimiz biliyor. Kuruyemiş olarak da yeniliyor ve
Kozmetikte de kullanılıyor. İşte sabun olarak kullanılır, saç kremi olarak kullanılır, şampuan olarak kullanılır. Birçok kullanım alanı vardır. Doğal yollarla yetişen menengiç tohumu hakkında bilgiler veren aktar Ali Bilaloğlu kullanım şeklini anlattı. Menengiç bitkisi şu şekilde gösterelim. Daha çok Antep fıstığının aşılanmamış hali olarak biliriz. Bu Siirt bölgesinde yoğunluk olarak yetişir. Tabii yurdumuzun birçok bölgesinde yetişir. Yabani Antep fıstığının aşılanmamış hali. Daha çok kahvesi bilinir. Şu şekilde bu direkt orijinal halidir. Kavrulup makinede çekilmiş halidir. Biraz yağlı olur. Bunu sütle beraber pişirip kullanırız. Şu şekilde direkt Siirt'ten gelen sabunu var orijinal. Bunun bazı bölgelerde sarılarını da yapıyorlar. Sarı renkli olanlar ama bunun en iyi olanı yeşil olandır. Peki nelere iyi gelir? Menengiç nelere iyi gelir? Bunu çiğ olarak da tüketebiliriz. Kavurup o şekilde de tüketebiliriz. Ben kavurup tüketmeyi seviyorum. Tadı, lezzeti daha güzel. Faydalarına geldiğimiz zaman da göğüs yumuşatır, balgam söktürücü özelliği vardır, mide rahatsızlıklarına iyi gelir, mideyi yatıştırıcı özelliği vardır. Ya hem keyif verici hem de şifalı olduğundan dolayı biz tüketiyoruz ve tüketen çok müşterilerimiz de var. Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Samsunspor Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı. Süper Lig'de 22. haftanın programı ve hakemler şöyle. 23 Ocak Salı, Hatay Spor Alanya Spor, Emre Kargın, Pendik Spor Kasımpaşa, Burak Şeker, Beşiktaş Adana, Atilla Karaoğlan, 24 Ocak Çarşamba, Ankara Gücü Karagümrük, Muhammed Ali Metoğlu, Gaziantep Konya Spor, Volkan Bayarslan, Antalya Spor Sivas Spor, Turgut Doman, Başakşehir Fenerbahçe, Abdülkadir Bitigen, 25 Ocak Perşembe, Samsun Spor Kayseri Spor, Çağdaş Altay, Rize Spor Trabzonspor, Ümit Öztürk, Galatasaray İstanbulspor, Bahattin Şimşek. Efendim haber detaylarımızı aktardık. 19 ana haber bültenini burada noktaladık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.